Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün normal şartlarda aslına bakarsanız bir videom olmayacaktı. Ama bugünün programı yarın ertelendiği için arkadaşlar bugün videomla karşınızdayım. Ne yazık ki yarın videom olmayacak. Dolayısıyla hemen içeriğime geçmek istiyorum. Kripto para piyasa değerimizin 2.1 trilyon seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz. Dünden bugüne bir değişiklik yok. Bitcoin'in de 1 trilyon dolar desteğinin üstünde olduğunu halen daha 1 trilyon dolarlık piyasa değerini koruduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansını incelediğimiz TradingView tablomuza gelince arkadaşlar buradaki Bitcoin aleyhine dominans gelişmesinin devam ettiğini görüyoruz. Halen daha %49.53 seviyesindeki desteğimizi denemedik. Oldukça yakınız ama Şubat'tan beri gördüğümüz senaryoyu bugün gün açılışından beri aslına bakarsanız tekrardan görmeye devam ediyoruz. Nedir bu senaryo? Bitcoin'de bildiğiniz üzere birazdan fiyat tarafında anlatacağım. Beklediğimiz bir yerden beklediğimiz şekilde bir tepki aldık. Bu tepkiyle beraber ama Bitcoin'de 1 birimlik tepki varken altcoin'lerde 2 birimlik, 3 birimlik tepkilere dönüştü. Bu Şubat başından beri bunu görüyoruz. Dominans düşük seviyelerdeyken aslına bakarsanız genel itibariyle bu gördüğümüz bir şey. Ama Bitcoin destek bulduğu anda bir şekilde olumlu bir tepki aldığı anda da altcoin'lerin çok daha kuvvetli bir toparlanma gördüğünü gösterdiği bildiğimiz bir gerçek. Burada da bu mum da bize bunu gösteriyor. Yeşil bir mumdu bu geçtiğimiz saatlerde. Şu anda baskılanmaya devam ediyor. %49.53'ün altında bir günlük kapanışın ise dominans tablosu özelinde bizi %40'lara varan bir Bitcoin aleyhine dominans düşüşüne götürmesi mümkün olabilir gibi gözüküyor. Şu anda dominansta destekteyiz. Total 2 tablosunda ise yani altcoin'lerin piyasa değerine sadece konsantre olan teknik tabloda ise 1 trilyon dolar direncideyiz. Dolayısıyla dominansta destek, Total 2'de direnç. Total 2'deki direncin kırılması yeni altcoin'lerdeki piyasa değerini arttıracak. Dominans'ta ise dominansın düşmesini sağlayacak. Bunlar muhtemelen önümüzdeki günlerde eğer Bitcoin trendinde bir değişiklik yapmazsa beklediğimiz şekilde yukarı yönlü hareketine ama yatay şekilde ama dikey şekilde devam ederse muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğimiz senaryo bu olacak. Altcoin'lerde daha da kuvvetlenen hareketler görecek. Tek istemediğimiz şey Bitcoin'de trendi değiştirecek sürpriz bir gelişmeye bağlı satışlar arkadaşlar. Onun haricinde her şey yolunda gibi gözüküyor altcoin'ler açısından. Ethereum Bitcoin paritesini incelediğimiz TradingView tablosuna da bildiğiniz üzere Bitcoin yatırımcısının doğrudan altcoin'lere dönüp dönmediğini görmek adına bakıyorduk. Dün de söyledik. Dün birazcık baskılanan ve bir belirsizlik tablosu vardı ama şu anki piyasa koşullarına baktığımızda bunun yukarı yönlü hareket etmesini yani Bitcoin yatırımcısının altcoin'lere dönmeye Mart sonundan beri yaptığı gibi devam edeceğini beklediğimizi söylemiştik. Dün de zaten buna istinaden bir tepki aldık. Şu anda da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada izleyeceğimiz dirençte de bir değişiklik yok. 53.900, 51.700 seviyesini izleyeceğiz. Asıl Ethereum'la alakalı daha çok ilgi çeken taraf tabii ki Ethereum'un dolar paritesi. Ethereum'un dolar paritesinde bugün itibariyle arkadaşlar 2719 seviyesine çıkarak all time high seviyesi gerçekleştirmiş durumdayız. Yani yeni zirve yakalamış durumdayız. Bunda da trend yukarı yönlü devam ediyor. Zaten burada dünkü kapanışla beraber dünden önceki kapanışla beraber bir yükselen tepe yaptığımız için 3000 seviyesindeki psikolojik eşik hedefini izlediğimizi söylemiştik. Şu anda da bunda bir değişiklik yok. Bitcoin'in satışından bütün altcoin'ler etkilendiği gibi dolar paritelerinde dominansta Total 2'de de anlattığım üzere Ethereum da tabii ki etkilendi. Bitcoin toparlanmaya başladı gibi gözüküyor kısa vadede. Şu anda bu toparlanmayla beraber hepsinin toparlanması devam edecektir gibi gözüküyor. Trendde, hedefte Ethereum açısından bir değişiklik yok. Bitcoin tarafında fiyatla alakalı daha detaylı bilgi vereceğim. Mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Ethereum'la Bitcoin'in borsa hacimlerinin hemen hemen eşdeğer olduğunu görüyoruz. Hatta Ethereum'un birazcık daha üstüne çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Altcoin'lere ciddi bir
para akışı olduğunu bize gösteren önemli kanıtlardan da bir tanesi bu. Bitcoin tekniğine gelince arkadaşlar, Bitcoin tekniğinde şu tepkiden sonra 26 Nisan tarihindeki mum oldukça kuvvetliydi bildiğiniz üzere. Şurada 52.000 ile 51.300 seviyesinin üstünde bir günlük kapanış olması durumunda iki tane direnç konuşmuştuk. Birinci direncimiz, ilk karşılaşmayı beklediğimiz direnç 55.600, 55.000 seviyesindeydi. Burası hem paralel anlamda önceden bir destek verdiği için ve kuvvet atfettiğimiz teknik bir dirençti, hem VPVR uçlarından dolayı kuvvet atfettiğimiz bir teknik dirençti, hem de Whale Map'te 55.000 seviyelerinde çok ciddi balina akümülasyonları olduğu için bundan önceki süreçte bu destek getirildiğinde artık bu da mantık olarak dirence dönüşeceği için bu anlamda da baktığımızda çok önemli ilk karşılaşacağımız direnç olarak anlatmıştık ve şöyle söylemiştik. Burada dikey bir hareket özellikle ilk gün için beklemediğimizi söylemiştik. Bu direncin bizi muhtemelen birkaç gün, bir süre altında tutacak bir direnç olduğunda konuşmuştuk. An itibariyle bu tepkinin geldiğini görüyoruz. Dünkü kapanışta da aslına bakarsanız bu tepki gelmişti. Bugün ama açılışta yukarıdaki kanadı denedik. Şu anda da altındayız. Günlük kapanış böyle gelirse arkadaşlar, bu bantın içinde hareketler bekleyeceğim önümüzdeki günlerde. Yukarıda söylediğim gibi 55.600, 55.000 seviyesi, aşağıda 52.000, 51.300 seviyesi. Bu bantın içinde nasıl hareketler olursa olsun bu konsolidasyon sürecinin, yani buradaki hareketin ne olacağını kestirebilmek çok mümkün değil. Sadece burada kısa vadede bu bandın içinde bir temel destekten sizlere bahsedeceğim ama teknik anlamda bu bandın içindeki hareketlerin genişliği ne olursa olsun bu hareketlerin konsolidasyon sürecinin yukarıya kırılarak sonuçlanacağını düşünmeye devam ediyorum. Burada izlediğim bir tane temel destek var. Yine Whale Map'in bahsettiği üzere arkadaşlar, şurada 53.700 seviyesinde bir balina akümülasyonu var. Dolayısıyla burada 53.700 seviyesi hemen hemen şuralara, aslına bakarsanız şu anda destek bulduğumuz alana denk geliyor. Burada temel anlamda konuşabileceğim kısa vadeli destek burası olabilir. Ama dediğim gibi o destek gitse de asıl kritik desteğim burada 52.000, 51.300 olacak. Bu bandın içinde birkaç gün hareket etmemiz son derece olağan karşılayacağım bir şey. Ve yukarıya doğru kırılmayla sonuçlanacağına inanmaya devam ettiğim bir şey. Asıl problemli gördüğüm direnç alanım ise 58.000, 58.600 seviyelerindeki Fibonacci Golden Pocket direnci ve onun üstündeki 59.200 seviyesindeki paralel direnç alanım. Yani 58.000, 59.200 asıl tepki alacağımızı beklediğim direnç burası arkadaşlar. Bu direnç muhtemelen aynı burada beklediğim gibi bizi birkaç gün daha altında tutmayı başaracak bir direnç gibi geliyor bana. Zaten 59.200'ün üstünde bir günlük kapanışın gelmesi durumunda VPVR uçlarının da üstüne çıkacağım için, hem de teknik anlamda bu kritik desteği, direnci artık kıracağım için yeni zirvelere, ki buradaki hedefimiz de önümüzdeki günlerde gelmesi durumunda muhtemelen 70.000 seviyeleri olacak. Güncel olarak da bu seviyeleri konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 59.200'ün üstünde bir günlük kapanışın yeni zirvelere yol açacağını düşünüyorum. Whale Map'te destekten bahsettim, dirençten 55.000'den bahsettim. 55.000'den sonraki bir sonraki direnç alanında 58.000 seviyesi. 58.000 seviyesi de zaten Fibonacci Golden Pocket'imin alt kanadına geliyor. Dolayısıyla Whale Map'in verileriyle de alanlarımın uyuştuğunu görüyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. William Clemente'nin paylaştığı bir veri var ki özellikle madenciler özelinde bundan önceki 2016-2017 boğa sezonlarına oranla çok ekstrem bir şekilde madencilerin satma eğiliminden ziyade elindekileri biriktirme ve üstüne üstlük alma eğiliminde olduğunu gördüğümüz bir tablo var. Bundan önce şu kırmızı olduğunda madencilerin sattığını görüyoruz. Yeşil olduğunda ise tuttuklarını ve akümüle ettiklerini, aldıklarını görürüz. 2016-2017 boğa rallisinde dikkat ederseniz sürekli bir kırmızı alan var. Yani her yükselişte madenciler satmış. Burada ise Ocak başında, 2021 Ocak'ta yeni zirve yaptığımızı düşünerek bu alanda bir kuvvetli madenci satışları görmüştük. Onun haricinde ağırlığın yeşil olduğunu, madencilerin bu boğa rallisinde daha çok
akümülasyon ve tutma tarafında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu boğa rallisine göre bu boğa rallimiz madencilerin davranışları açısından baktığımızda çok daha kuvvetli gibi gözüküyor ki madenciler en büyük oyuncular arasında bu alanda bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bugün tek bir haberim var, onu da aktaracağım ve bugünkü içeriğimi bitireceğim. Japonya ve Güney Kore merkezli oyun üreticisi Nexon 100 milyon dolarlık Bitcoin alıp bunu nakit rezervine eklediğini resmi olarak açıklamış. İlk defa Japon borsasında listelenmiş bir şirketin bundan önce Amerika'da işte MicroStrategy'nin yaptığı gibi, Square'in yaptığı gibi resmi olarak bildirimini yapıp bunu nakit varlıklarına eklediğini açıklaması oldukça önemli. Nexon'un %2'lik toplam nakit rezervine denk geliyormuş ayırdıkları para. Dolayısıyla Nexon için çok büyük bir para olmayabilir ama atılan adım açısından ve ses getirmesi açısından, özellikle Japonya'daki, Asya'daki borsalardaki ses getirmesi açısından ben önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bugün söylediklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Yarından sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.